Değerli izleyenler, Vav Televizyonu'nda Medeniyet Mirası programında yine birlikteyiz. Birkaç haftadır malumunuz İslam medeniyeti ve İslam düşüncesini konuşuyoruz. Ve son birkaç programdır da İslam düşüncesinin tevhid boyutu üzerine duruyoruz. Uzun uzun konuştuk. Önemli bir konu gerçekten. İslam medeniyetinin anlaşılması için anahtar kavram, temel ilke tevhid. Dolayısıyla Bekir Hocam'la bu konuları uzun uzun konuştuk ve bugün yine tevhid üzerinde konuşmaya devam edeceğiz. Hatırlarsanız geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri'nden bir misafirimiz vardı. Hangi çerçevede? Yine tevhidle ilgili yapılan çalışmalar, eserler ve bu çerçevede ortaya konulan görüşler kapsamında rahmetli Faruki ile ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri'nden Hişam Et-Talip konuğumuzdu, Doktor Hişam. Ve onunla da Faruki hakkında güzel bir sohbetimiz olmuştu, aydınlatıcı konuşmalarımız olmuştu. Bugün hocamla İslam düşüncesi çerçevesinde yine tevhidi konuşacağız ama çok özel anlamda, belki de tam olarak bizim medeniyet mirasımızın, medeniyet konsepti çerçevesinde tevhidin, daha doğrusu İslam medeniyetinin tevhid boyutunu, tersinden söylediğimizde tevhidin medeniyet boyutunu, belki tam bir başlık atmamız gerekirse tevhid medeniyetini konuşacağız hocamla. Bu çerçevede bazı sorular yönelteceğim. Hocam da inşallah bizlere cevap verecek. Hocam hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi misiniz İyiyim. Hocam? Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Hocam gerçekten de tevhid önemli bir konu. Hem İslam düşüncesi açısından hem de İslam medeniyetini anlamak bakımından çok çok önemli. Çünkü işin bütün işin aslı, esası geliyor, oraya dayanıyor. Tevhide dayanıyor. Onu doğru anlamak bizim İslam medeniyetinin bütün yönlerini doğru anlamak demek. Yani aileden tutun, siyasete, ekonomiden estetiğe kadar bütün boyutlarda İslam medeniyetini anlamamız için onun tevhid özünü anlamamız gerekiyor. Bu yüzden zaten İslam medeniyeti tevhid medeniyetidir diyoruz. Ve buna zaman zaman göndermede bulunarak sorduğum soruları da sizler o çerçevede cevap veriyorsunuz. Ama bugün daha özelde medeniyete odaklanarak, hep odaklanıyoruz ama bugün en azından daha somut bir şekilde tevhid medeniyeti nedir? İslam medeniyetinin tevhid özü nedir? Bunu sizinle geniş bir şekilde konuşmak istiyorum. Öncelikle de bu çerçevede hocam, tevhid ile medeniyet arasında nasıl bir ilişki kuruyoruz? Bu konuda sizin düşüncelerinizi almak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Sizin de vurguladığınız gibi İslam medeniyetinin karakteristik vasfı, ana özelliği bir tevhid medeniyeti olmasıdır. Tevhid medeniyeti ne demek? Öncelikle bunun üzerinde duralım. Varlığı bir bütün halinde, her yönüyle, her cephesiyle ele alıp değerlendiren ve bunu hayata uygulayan tek medeniyet İslam medeniyetidir. Diğer medeniyetlerde daha önce de sözünü ettiğimiz gibi tevhid esası olduğunu bildiğimiz, özellikle Hristiyanlık ve Yahudilik başta olmak üzere tevhide yönelik bazı belirtiler varsa da bunu sistematik bir yapıya kavuşturan ve bir bütün halinde ortaya koyan medeniyet İslam medeniyetidir. Daha doğrusu İslam medeniyetinin böyle bir özelliği taşımasına sebep olan şey, İslam dininin getirmiş olduğu tevhid akidesidir. Nedir tevhid akidesi? Evet, hepimiz biliyoruz. Tevhid, Allah'tan başka bir ilah bulunmadığını ve Muhammed Aleyhisselam'ın onun Habibi ve Resulü olduğunu kabul etmektir. Tevhidin temel unsuru nedir? La ilahe illallah. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Bütün öteki ilah türlerini, ki
insanlığın tapındığı pek çok ilah türleri var. Kimisi paraya tapar, kimisi mala tapar, kimisi mülke tapar, kimisi efendim zevku sefaya dalarak kadına tapar veya diğer şeylere tapar. Bunlar tapmak demek bütün ilgi alanını onun üzerine yoğunlaştırmak demektir. Yani tek bir noktada odaklanmak demektir. Şimdi İslam medeniyeti ise burada hiçbir ilahın önce bilinen, tanınan, anlatılan ilahların hiçbirisinin var olmadığını ortaya koyuyor. Sonra sadece Allah'ın var olduğunu, illallah diyerek. Şimdi illallah dediğimiz zaman tek bir tanrı, tek bir mabut, tek bir tapınılacak güç var. O da Allahü Teala'dır. Şimdi böyle olunca medeniyet bildiğiniz gibi bir bütün. Neyin bütünü? Kültürün, ahlakın, değerlerin, sanatın, düşüncenin, bilimin, felsefenin, bunların hepsinin bir bütün halinde harmanlanıp şekillendirilmesidir. Bundan meydana gelir. Evet. Bu ne oluşur bu söylediğimiz şekillendirmeden? Değerler oluşur. Medeniyet bir değerler sistemidir. İnsana, eşyaya, varlığa, hayata bir bakış tarzıdır. Şimdi bunların hepsini bir bütün haline getirmek için önce bir çokluğa ihtiyaç vardır. Kesrete. Yani bu söylediğimiz onlarca alanın ayrı ayrı değerlendirilmeye tabi tutulması lazım. Şimdi böyle olduğu zaman, kesret, çokluk olduğu zaman bir yerde inanç sistemlerinin çokluğunu da beraberinde getirir. Bunun önüne geçebilmek için bir noktada birleştirmek lazım. Teke irca etmek lazım. Tek Allah, vahid, ehad olan Allah'ın tek bir tanrı olarak, yalnız ve yalnız Allah'ın tek bir tanrı olarak kabulü da manasına gelir. Şimdi teke irca edildiği zaman, yani dünyada hakim güç Allah'ın gücü. Dünyada meydana gelen bütün olayları Cenab-ı Allah halk ediyor, yaratıyor. Ve insanoğlu da dahil olmak üzere bütün varlık onun emrine ittiba ediyor. Şimdi böyle bir üluhiyet telakkisi yanında metafiziği getiriyor, tabiat bilimini getiriyor, ondan sonra ahlakı getiriyor, estetiği getiriyor, diğer unsurları da beraberinde getiriyor. İşte bunun için çokluktan teke doğru gidebilmek, yani vahdetin oluşması tevhidin kendisidir. Ve bu bakımdan da İslam medeniyeti, daha evvel de üzerinde konuştuğumuz medeniyetin çeşitli unsurlarını, değişik biçimlerini bir arada toplayan ve bunu tek bir üluhiyet telakkisi içerisinde birleştiren yegane medeniyettir. Varlığı bir bütün olarak algılamak çok önemli. İnsanoğlu varlığı tam olarak bir bütün olarak algılama gücüne sahip değil. Yani kendiliğinden algılama gücüne sahip değil. İmam Gazali'nin meşhur benzetmesi vardır biliyorsunuz. Görmeyenlere önüne fil getirilmiş ve her biri eliyle file dokunarak filin ne olduğunu anlamaya çalışmış. Evet. Ve sonunda bu görmeyenlere sormuşlar, fil nedir? Bazısı demiş fil bir kuyruktur. Çünkü filin kuyruk kısmına, evet, bazısı bir ayaktır, bazısı bir bedendir, hortumdur, bazısı bir hortumdur demiş. Şimdi biz insan olarak varlığı böyle telakki ediyoruz. Böyle görüyoruz. Yani varlığı bir bütün halinde algılayabilmemiz için varlığın bir bütün halinde anlaşılmasını sağlamamız yani lazım. Yani tevhid, bunun adı da tevhid. İşte tevhid, varlığı bir bütün halinde anlayarak
teke irca ederek anlamak demektir. Bu bakımdan böyle bir anlayışla hayata baktığınız zaman, böyle bir anlayışla kainata baktığınız zaman, bilime baktığımız zaman, eşyaya, efendim sosyal olaylara, psikolojik olaylara baktığınız zaman orada hakim gücün Allah'ın gücü olduğunu görüyorsunuz ve bunu gördüğünüz için de Allah'ın size anlattığı, aktardığı şekilde varlığı bir bütün halinde algılamak için çaba sarf ediyorsunuz. Bunun için felsefe okuyorsunuz, bunun için bilim yapıyorsunuz, bunun için deneyler yapıyorsunuz, bunun için tabiatı keşfe çıkıyorsunuz. Şimdi bütün bunlar sonuçta bizi nereye götürüyor? Tek bir yaratıcı varlığın gücüne. Böyle olunca tevhide dayalı esaslarda, esaslar üzerine istinad eden medeniyet aynı zamanda varlığı bir bütün olarak kuşatan, içeren, anlatan ve algılayan bir medeniyet demektir. İşte yaklaşık bir yıldır anlatmaya çalıştığımız geçmiş medeniyetler içerisinde ve günümüzdeki yaşayan medeniyetler içerisinde tek İslam medeniyeti varlığı bir bütün olarak algılama gücüne sahip medeniyet olarak karşımıza çıkıyor. Bunu sağlayan güç ise İslam'ın getirdiği tevhid, inancı, akidesi ve buna bağlı olarak Müslümanların yorumladıkları tevhid anlayışı ve algısı. Şimdi ben diyorum ki hocam, bu varlığı, karşılaştığımız olayları anlayabilmek, anlamlandırabilmek için bir medeniyet bakışına ve duruşuna ihtiyacımız var. Benim önce şeyim bu. Buna ihtiyaç evet. Var. İslam'da ise bu medeniyet bakışı ve duruşunun ayırt edici özelliği tevhiddir. Bunu böyle ifade edebiliriz sanıyorum hocam. Evet. Yani birincisi, bunu tabii sormam da gerekiyor size. Medeniyet duruşu kavramsallaştırması, ne dersiniz buna? Çünkü bir insanın konumunu doğru ortaya koyması, doğru konumlanması duruşuyla doğrudan ilgilidir. Yani doğru durmak, olaylar karşısında doğru tutum almak için bir duruşa ihtiyacımız var. Bu duruşun da bir bakışa ihtiyacı. Birey için böyle, fert için böyle. Ama toplumlar için de böyle. Tabii toplumlar için de böyle. Yani bir mesela liderlik için de böyle. Kişiler için de böyle. Hayatın bütün alanları evet. için böyle. Ama birçok insanın tabii bu bakış ve duruştan uzak olduğunu görüyoruz. Yani medeniyet duruşundan uzak olan insanların hem siyasi yaklaşımları, hem ekonomik yaklaşımları, aile anlayışları, o sizin bahsettiğiniz tutarlılıktan, bütünsellikten, o tevhide dayalı birlik anlayışından çok çok uzak oluyor. İşte bunun için Aristo'dan başlayarak İslam filozoflarına kadar hepsi insanı tarif ederken ne diyorlar? El insanu medeniyyun bit tabı. İnsan tabiatı, doğası itibariyle medeni bir varlık. Evet. Bu medeni varlık olmanın gereği nedir? Varlığın her alanını kuşatacak bilgilere, efendim tecrübelere, algılara, yorumlara ve değerlendirmelere, değerler manzumesine sahip olmak demektir. Böylece tabiatı itibariyle medeni olan bu insan neyi gerçekleştirmiş oluyor? Kendi varlığının gereğini de yerine getirmiş olur. Yani insan olmanın gereği. Evet. Biz bu dünyaya yiyip içip, gezip dolaşıp eğlenmek için mi geldik? Biz bu dünyaya para kazanmak için mi geldik? Biz bu dünyaya makam mevki peşinde koşmak için mi geldik? Şeref, şan, şöhret için mi geldik? Hayır. Bizim bu dünyaya gelişimizde insan olarak bir gayemiz olması lazımdır. Bu gayenin, bu gayenin en başında ne alır? Mutluluk alır. İnsani idrake sahip olup, şeref ve haysiyete sahip olup, mutlu bir
hayat sürmek bizim esas gayemiz budur. Ama hayat sadece bu dünyadan ibaret değil. Yalnız bu dünyada mutlu olmak da yetmiyor. Ahiretimizin de devamlılık sağlayabilmek için ahiretimizin de mutlulukla neticelenmesi lazım. Öyleyse gelen anlamda insanın esas gayesi eskilerin, İslam düşünürlerinin saadeti kusva dedikleri en son noktaya kadar ulaşan, en uzak noktaya kadar ulaşan mutluluktur. Yani hem bu dünyanın mutluluğu hem öbür dünyanın insanın nihai gayesi değil evet, mi hocam? İnsan olmanın gayesi. Gayesi bu. Evet. Bir kere biz insan olarak niçin varız diye soruları kendimize sormamız lazım. Yani bugünün modern dünyanın insanı böyle bir sorudan mahrum. Böyle bir soruya gerek de duymuyor. Çünkü hızlı bir hayat sürüyor. Trafikten, yoldan, efendim iş hayatından, para kazanmadan, mücadeleden ya ben insan olarak neyim diye kendisine soru sorma ihtiyacını nadiren duyuyor. Ama bu büyük bir seviye hocam ya. Bir varlık üzerine düşünmek. İşte bu. Bu tevhid ve dayalı İslam medeniyetinin getirdiği şey insanın kendi kendinin ne olduğunu öğrenmesidir. Bir mesuliyet hissi taşımasıdır. Yani hakikaten sayılı günlerimiz var. Çok sayılı. Evet. Bu sayılı günler kısa zamanda bitiveriyor. Ve biz hepsini görüyoruz bu sayılı günler gözümüzün önünde oluyor. Ama biz gün geçirmeyi, gün öldürmeyi meziyet sayıyoruz. Halbuki gün geçirmeyi, gün öldürmeyi değil. O günü nasıl değerlendirip insani olarak neler yapabilirim? Bir insan olarak ben nasıl bir varlık ortaya koyabilirim? Ve benden sonraki insanlara neler verebilirim? Bunun gayesi, hedefi peşinde koşması gerekir. İşte buradan baktığımız zaman tevhidin üzerine dayanan İslam medeniyeti her şeyden önce insanı hedef alıyor. İnsanı eğitmeyi, insanı yetiştirmeyi, insanı tek erdeme, erdemli bir varlık haline getirmeyi esas alıyor ki işte burada da bir değer olarak erdem, fazilet çıkıyor. Faziletin gerçekleşmesinde tevhidin çok önemli bir payı var. Çok açık söyleyelim. Biraz daha basite indirgeyelim. Bir insan düşünelim. Bu insan amacı para kazanmak. Kendisine kim çok para kazandırıyorsa onun önünde eğilir, onun peşinde koşar, onunla sürekli haşrü neşir olmaya çalışır. Ama bu ona mutluluk getirmez. Daha doğrusu bir fazilet veya erdem sağlamaz. İnsanın, insanlığının gerçekleşmesine bir katkıda da bulunmaz. Bol bol para yığar, para sahibi olur. Buna karşılık bir Müslüman, mümin düşünelim. Kendisini tevhidin enginliği içerisinde İslam'ın getirdiği bu anlayışı bir bütünlük haline anlayan bir Müslüman düşünelim. O para kazanmayı ister. Dünya nimetlerinden faydalanmayı kazanabilir, ister. Kazanır da, zengin kazanır de olur. Kazanır da. Ama onu insanların hizmetine vermek için kazandığının farkına varır. Ayırt eder, şuuruna varır. Böyle olduğu zaman para kazanmak ona da zevk verir. Ama bu aynı zamanda onun manevi doyum sağlaması, doyuma erişmesini sağlar. Ve nihai mutluluğa erişmesine katkı sunar. Saadeti kusvaya erişmesini sağlar. Bunun için de bu mümin gidip birinin önünde eğilmez. Para kazanacağım, makam elde edeceğim, mevkim elde edeceğim diye birisinin önünde eğilip böyle hazır ol divana durmak, durmaz, yerleri öpmez. Ne yapar? Der ki, benim kısmetimde varsa, Allah bunu bana verecekse,
bu adamla da verir, başka şekillerde de verir. Verecek olan Allah'tır. Ve Allah vereceği için ben sadece Allah'ın huzurunda divana dururum. Öbür adamı severim, belki sayarım ama onu putlaştırmam. Aşırı şekilde övmem, medhü senalarla onu yükseltmem. Onda olmayan değerleri ona mal etmem. Evet. Şimdi çünkü insanoğlu bir yerden menfaatının geleceğini gördüğü zaman o kişiye sahip olmadığı değerleri izafe ederek, sahip olmadığı vasıfları vererek ona yaklaşmak, yakınlaşmak, hatta yaltaklık etmek ister. Ama bir müvahhid mümin, tevhide inanmış bir mümin asla böyle bir şeye girişmez. Ne yapar? O kendi vazifesini insan olarak yapması gereken şeyi yapar. Karşı tarafında insan olarak yapması gereken şeyi yapmasını bekler. Şimdi bu işte evvela Müslümana tevhid bir şahsiyet kazandırır. Ben de tam onu soracaktım. İyi bir yere geldiniz. Buyurun hocam. Gerçekten yani önemli. Öyle bir şahsiyet. Yani birey olarak da, toplum olarak da, medeniyet olarak da bir şahsiyet kazandırır. Şimdi zaten birey eğer şahsiyetliyse, şahsiyetli bireylerden oluşan toplumlar da şahsiyetli olur. Şahsiyetli bireylerden oluşan toplumlar aynı zamanda şahsiyetli medeniyet kurarlar. Bu sebeple herhangi bir gücün önünde eğilmez. Çünkü o güç sahibinin gücünün geçici olduğunu, fani olduğunu, onun da kendisi gibi bir gün gelip yok olacağını bilir. Şimdi tevhid bize bu insani medeniyet noktasından baktığımız zaman bir özel şahsiyet kazandırıyor. Bizimle beraber toplumumuza da bu şahsiyeti kazandırıyor. Toplumla beraber toplumun ortaya koyduğu medeniyetin kendisine de ayrı bir şahsiyet kazandırıyor. Bunun için bizim medeniyetimizde böyle aşırı zulümler, gaddarlıklar çok nadirdir. Ben yoktur demiyorum. Var ama çok nadirdir. Halbuki tarihte gördüğümüz medeniyetlerin temel özelliğine güce dayalı olarak karşısındakini kendine esir etmek, bağlamak ve onun imkanlarını elinden almaktır. Evet. Tarihte gördüğümüz medeniyetlerin hepsinde bu özellik var. Burada bir medeniyet, özellikle hatta bir değil, üç medeniyeti burada bir ayrıma tabi tutmamız lazım. Konfüçyanizm'de bu, yani Çin medeniyetinin temeli olan Konfüçyanizm'de tevhid yok ama bireyin kişiliğini geliştirme noktasındaki önemli bir takım formülasyonlar var. Bir takım ameliyeler var. Ancak bu ameliyelerde bireye şahsiyet kazandırırken başka bir şeyleri alıyor, götürüyor. O nedir? Düşüncesinin serbest düşünebilme, serbest üretebilme, serbest değerlendirebilme yeteneğini alıyor. Yani sen gel burada, gel Konfüçyüs'ün bu şeylerini uygula, her şey biter diyor. Halbuki bitmiyor. Konfüçyüs kaç bin sene önce gelmiş bir insan. Evet. Şimdi bu Konfüçyanizm'de biraz var dedim. Hinduizm'de, yani daha doğrusu Budizm'de, Hinduizm değil, özür diliyorum. Budizm'de daha da fazla var. Ama Budizm ne yapıyor? Budizm de diyor ki, sen bu dünyayı terk et. Bu dünyadaki nimetlerin hepsi kötü. Dünyanın kendisi kötü. Bu kötülüğün içerisine kader seni almış, atmış. Bu kötülüğün içerisinden, bu çamurlardan kurtulman lazım. Kurtulabilmek için ne yapacaksın? Bedeninin bütün arzularını, ruhunun bütün isteklerini körelteceksin, yok edeceksin ve
bir müddet sonra nirvana'ya ereceksin. Yani aşk alacaksın, sıkı şeyler üzerinde çok sert yerlerde yatacaksın. Hayatın hiçbir konusunu önemsemeyeceksin. Dolayısıyla orada her ne kadar insanı belirli bedeni isteklerinden yoksun bırakıyorsa da aynı zamanda insanın tabii özelliklerini de alıyor, götürüyor. Şimdi üçüncüsü Hristiyanlık. Hristiyanlıkta da bu nokta çok önemli. Yani insanın şahsiyet kazanabilmesi için dünyevi değerleri aşması gerektiği fikri Hristiyanlıkta da çok önemli. Ama Hristiyanlık ne diyor? Sen bu dünyaya günahkar doğdun. Daha geldiğinden başından günahkarsın. Evet. Şimdi çocuk o ağlaya ağlaya ana karnından doğan çocuk Hristiyanlığa göre ebedi günahın, ezeli günahın vebalini sırtında taşıdığı için ağlamaktadır. Bu ezeli günahtan kurtulman lazım. Ezeli günahtan kurtulmak için ne olacaksın? Vaftiz olacaksın. Vaftiz suyu seni bu ezeli günahtan kurtulur. Kurtar. Bu da yetmez. Hristiyanlığın doğalarını, dogmalarını, doğa değil, dogmalarını olduğu gibi kabul edeceksin. Ve teslise inanacaksın. Haçın kutsallığına inanacaksın. Evet. Yani haç seni her yerde korur. Haçın olduğu yere şeytan giremez. Haç şeytanı yok eder. Şimdi böyle olduğu için sen haçın kutsallığına inanacaksın. Peki aklımla düşünüyorum. Haç bir maddi bir şey. Ya taş, ya ağaç, ya demir, ya vesaire. Buradaki kutsallık ne? Bu şöyle bir sembolün kutsallığı olsa ne olur? Bu kutsallığı sen anlayamazsın. Ben başkası da anlayamaz. Kim anlar? Ancak Hristiyan olup Hristiyanlıkta aziz mertebesi dediğimiz yüksek mertebelere eriştiğin zaman, yani insanı kamil olduğun zaman haçın kutsallığının o zaman farkına varırsın. Evet. Teslisin manasını da yine sıradan insan kafasıyla anlayamazsın. Sıradan insan düşüncesiyle anlayamazsın. Nasıl anlayacaksın? Hristiyanlığın içine gireceksin. Hristiyan olacaksın. Hristiyan olduktan sonra o alışacağın, sana verilen uygulamalar, sana verilen ibadetler, ayinlerle o zaman sen haçın kutsallığının farkına varacaksın. Üçüncü kutsal olarak ne vardı? Haçın kutsallığı, teslisin kutsallığı, bir daha, diğer bir unsur daha var. Şimdi o birden aklımdan gitti. Evet. Şimdi bu kutsallıkları kutsal olduğun zaman o zaman kendini tamamen kilisenin dogmalarına teslim edip kabul edecek. Teslim edeceksin, inanacaksın. Ha, papalığın kutsallığı. Papalık da kutsal bir mevki. Oraya evet. Ermiş insan papalığın aldığı kararlar Tanrı'nın kararlarıdır. Neden Tanrı'nın kararlarıdır? Çünkü Tanrı'nın kilisesidir. Yani Allah'ın gökyüzündeki hakimiyetini kilise ve kiliseye bağlı olarak papalık yeryüzünde temsil etmektedir. O zaman papalığın kararlarına itaat edeceksin, eleştirisiz onu da kabul edeceksin. Bakın şimdi arka arkaya öyle bir yığın demetler geliyor ki sonunda insan şaşırıp kalıyor. Bunların hangisine inanacağını, hangisine inanmayacağını. En sonunda diyor ki laik ve sistem, modern sistemde deniyor ki dini olan ayrı, akli olan ayrı, ilahi olan ayrı, felsefi olan ayrı.
Dolayısıyla dünya ayrı, dünya ayrı, ahiret ayrı. Evet. O zaman bir Hristiyan şehrin içerisine girdiği zaman, kalabalıkların arasında girdiği zaman bir dünyevi varlıktır. Buradaki kurallara uyacak. Kendi evinde tek başına kaldığı zaman, Tanrı'yla baş başına kaldığı zaman, o zaman da dini kurallara uyacak. Bu da ne yaratıyor? Bir ikilem yaratıyor. Dualizm hatta. Yani ikilem yaratıyor. Şimdi baştan beri saydığımız unsurların hepsi aslında sürekli varlığı parçalayarak bir varlık açıklaması, yorumlaması haline getiriliyor. İşte Hristiyanlığın Budizmin, Konfüçyanizmin bu yanlarına karşılık İslam'ın tevhid akidesi bu anlayışların hepsini bir kenara bırakıyor. Bir kere şunu çok açık ve net olarak söylüyorum. Kimse Allah adına konuşamaz. Allah adına konuşmak sadece Allah'ın kelamına mahsus. Yani seçilmiş bir insan, ruhban sınıfı vesaire yok İslam'da, yok, asla yok. Ruhban sınıfı yok. Olmadığı gibi söylediği sözün Tanrı kelamı olduğunu söyleyecek bir kimse de yok. Yani Allah adına konuşma yetkisi yok kimsede. Yok. Öyle bir şey yok. Karar verme yetkisi yok. Evet. Yani ne yok? Teoloji yok. Evet. Teoloji yok. Teokrasi yok. Teokrasi, evet. İslam'da teoloji de yok. Teokrasi de yok. Bunun karşılığında ne var? Tevhid var. Tek bir Allah var. Her şeye gücü yetiyor. Ben doğrudan ona bağımlıyım. Şimdi bu bende işte bir Budistin, bir Hristiyanın, bir Konfüçyanistin kişilik yapısına bu inançları tesir ediyor. O onun kişiliğine yansıyor. O kişiliğine yansıdıktan sonra onun eylemlerine yansıyor. Hareketlerine, davranışlarına yansıyor. Ve bu davranışlar da bir toplumsal hale dönüşerek bir medeniyetin şekillenmesini sağlıyor. Şimdi İslamiyet bütün bu şeyleri, bağları, bütün bu eskilerin tabiriyle yahut daha yakın zamandaki bir tabirle bütün putlardan her şeyiyle insanın kafasını da, ruhunu da, hayatını da, her şeyini de her türlü puttan ne yapıyor? Arındırıyor. Hazreti Peygamber bizim için bir put değildir. Hazreti Peygamber nedir? Kul innema ene beşerun mislüküm. Ben de sizin gibi bir beşerim ama bana vahiy geliyor diyor. Daha evvel de bunun üzerinde durdum. Evet. Dolayısıyla peygamberi putlaştırma diye bir şey yok. Herhangi bir insanı putlaştırma da yok. Ha, putlaştıranlar yok mu? Çok. Putlaştıranlar çok. Hele İslam dünyasının son 300 yılında bu anlayışlar çok daha yaygın hale geldi. Ve bundan dolayı da İslam dünyası her manada ne yaptı? Duraklama ve gerileme içerisine girdi. Evet. Şimdi böyle bir tevhid algısı bizi o kadar çok rahatlatıyor ki Ejder Bey. Hayata rahat bakıyorsun. Bütünlük içinde bakıyorsunuz. Yani, ya nefes aldığınız zaman bu haram mıdır diye düşünmüyorsunuz. Allah'ın nimetlerinden istifade etmeniz gerektiğini Allah size emrediyor. Dolayısıyla Allah'ın nimetlerinden istifade etmek haram değil. Kimse Allah'ın halal kıldığını haram, haram kıldığını halal da yapma hakkına sahip değil. Halal kıldığı neyse belirlenmiştir kitapta, haram kıldığı da belirlenmiştir. Bunların açıklanması sünnette vardır. Dolayısıyla tevhid noktasında bizim iki tane ana asfaltımız, güzergahımız, yolumuz, hattımız var. Evet. Birisi Kur'an-ı Kerim'in ifadeleri, diğer de sahih sünnetin ifadeleri. Bunlar birleştirdiğimiz zaman, o zaman İşte bu söylediğimiz tevhid algısı, anlayışı ne yapıyor? Ortaya çıkıyor. Hocam şimdi aslında o bahsettiğim tabii ilkelere geçmek istiyorum bir an önce. Fakat burada bir
problemi de gündeme getirmek istiyorum. Tamam, tevhid sizin de dediğiniz gibi insanın olayları, varlığı bir bütünlük içerisinde anlamamızı, algılamamızı beraberinde getiriyor, sağlıyor. Bu büyük bir nimet aslında. İnsan için gerçekten büyük bir nimet. İmkan. Büyük bir imkan. Evet. Ama şimdi şöyle bir şey de var. Hatta İslam medeniyetine baktığımızda İslam medeniyetine ana rengini ve kimliğini veren, bütün unsurlarını bir araya getiren ve böylece onları işte medeniyet adını verdiğimiz bir bünyeye kavuşturan şeyin de tevhid olduğunu görüyoruz. Bu doğru. Fakat şimdi medeniyetin en temel boyutlarından biri, belki de en önemli yönü, içindeki çeşitliliği koruması. Medeniyet dediğimiz şeyin içinde çok farklı şeyler var. Farklı bireyler, farklı şahsiyetler, farklı kültürler, farklı ırklar, farklı dinler, farklı bakışlar. Medeniyet bunların tamamını bir araya getiriyor. Medeniyetin içinde tamamı var. Peki biz bu çokluğu koruyarak ve dolayısıyla tabii medeniyeti koruyarak, yine İslam açısından düşünelim, tevhide nasıl inanacağız? Yani tevhid inancı buna aykırı değil mi? Bizi tevhid inancı acaba bizi sınırlandırmaz mı tersine? Bütün bunları biz ortadan kaldıralım ya da bütün bunları tek bir şey haline getirelim, tek bir yaklaşım haline getirelim mi? Beraberinde getirme tehlikesi yok mu? Şimdi bunu Peygamber Efendimiz'in uygulamasında biraz açılsın diye söylüyorum. Peygamber Efendimiz'in ilk medeniyet toplumunu kurduğunda, işte Medine'de, Medine toplumunu kurduğunda, orada bize Medine vesikasıyla aslında hem toplumsal anlamda, hem siyasi anlamda, hem de hukuki anlamda çok güzel bir örneğini veriyor. Anayasa sunuyor. Dolayısıyla bize orada o tevhidin altında, tevhid inancıyla o çokluğun nasıl korunduğunu da gösteriyor aslında. Peki biz bunu bütün süreçlerimizde, hayatımızda nasıl uygulayacağız? Bu aslında burada bir paradoks gibi bir durum var. Tevhidle çokluk. Siz biraz açıkladınız esasen ama ben biraz açmak istedim. Bunu da inşallah cevaplamanızı istiyorum. Ondan sonra çünkü bu temeli attıktan sonra o tevhid medeniyetinin tezahür boyutlarına geçmeye çalışacağım. Şimdi burada söz konusu olan Müslüman toplum, Müslüman birey, Müslüman kişilikler. Evet. Söz konusu olan bu. Biz bu tevhidin Müslüman bireye, Müslüman topluma ve bunun örneği olarak medeniyete nasıl aksettiğini yollarıyla anlatmaya çalıştık. Peki bu medeniyet çokluğa tamamen karşı mı? Çokluğu ret mi ediyor? Kendi içerisinde buna müsaade etmiyor. Ama toplumun içerisinde, yaşadığı ortamda, yaşadığı muhitte öteki medeniyetlerin yahut öteki dinlerin, öteki yaşam tarzlarının yok olmasına da izin vermiyor. Zaten bu da tevhidin, medeniyetinin bu özelliği, çok önemli bir unsuru. Bu tevhide aykırı değil. Burada bir paradoks yok yani, yok, bir çelişki yok. Burada paradoks yok. Şöyle ki, ben kendi içimde böyle düşünüyorum. Ben böyle anlıyorum. Benim insanım da böyle anlıyor. Ama benim karşımdaki insan bunu kabul etmiyor. Ama başka insanlar bunu var. Bunu anlamıyor. Evet. Anlamadığı gibi başka bir takım değerleri de var. Ben onun değerlerini ortadan kaldırmakla mükellef miyim? Hayır. Müslüman toplum içerisinde yaşayacaksa bir kere bir toplumsal sözleşmeyle o Müslüman toplumun gereklerini bütünüyle yerine getirecek diye bir şey yok. Müslüman toplumun kurallarına uymak zorunda. Anladığım kadarıyla tevhid bir düzen getiriyor hocam. Peki zaten düzen isterseniz düzen getiriyor. Çünkü tevhide gidebilmek için düzenin olması lazım. Şimdi burada yabancı dinlerden, yabancı kültürlerden, farklı anlayışlardan insanları da öteki medeniyetlerin ve öteki dinlerin yaptığı gibi kökten ne yapmıyor? Yok etmiyor. Siz buyurun. Bak biz size güzel bir model sunuyoruz. Kabul ederseniz gelirsiniz. Kabul etmezseniz bizimle birlikte yaşarsınız. Bizim kaderimize, tasamıza, kıvancımıza siz de ortak olursunuz.
ve biz sizin dininize, adetinize, örfünüze, alışkanlıklarınıza, geleneklerinize müdahale etmeyiz diyor. Bunu tarih boyunca böyle diyor. Böyle dediği için de bu medeniyet bir farklı medeniyet haline geliyor. Şimdi Hristiyan dünyasını ele alalım, oradan geçelim. Hristiyan dünyası böyle bir şeye tahammül edemiyor. Rıza göstermiyor. Rıza göstermiyor. 18. yüzyıla kadar kendi içinde de farklı anlayışlara rıza göstermiyor. Şimdi bizim söylediğimiz tevhid anlayışı içerisinde çok farklı anlayışlar da var. Çok farklı değerlendirmeler de var. Yani bunların içerisinde ateizme varan akımlar var. Yani biz var, bunlara maddiyun dediğimiz, evet, dehriyun dediğimiz dehriler, maddi olanlar var. İslam toplumu, ya İslam medeniyeti, dehrileri, materyalistleri de kendi içinde barındırmasını bilmiştir. Eritme demiyorum ben buna. Barındırmasını, yani barındırdığı zaman bir süre sonra erir zaten kendini. O başka bir şey ama özgürlük ve hürriyet konusunda çok büyük bir geniş imkanlar. Özgürlüğe hiç müdahale etmiyor. Evet. Özellikle dini özgürlüğü asla reddetmiyor. Müslüman toplumla beraber yaşamanın kurallarını kabul eden insana buyur diyor. Ha ben burada yaşamam, siz düşmanımsınız, sizi vuracağım, öldüreceğim diyorsa o zaman da ona karşı gel bir tane vur bana demiyor. Asla. Sen bana vurursan ben de sana yani ihanet vururum etmediği diyor. Sürece hatta o düzen içerisinde yerini koruduğu sürece İslam hem ekonomik açıdan hem siyasi açıdan koruma altına alıyor inanmayanları. Koruma altına aldığı gibi bir de medeniyetin imtiyazlar veriyor, haklar veriyor. Bir de veriyor. Medeniyetin gelişmesini sağlıyor. Evet. Çünkü çoğulculuk, biz daha evvel saydık. Çoğulculuk, bilim, sanat, düşünce, efendim hukuk, ahlak. Efendim. Buna benzer evet. 12 tane medeniyetin temel umdelerini saydık. Bu temel umdelerinin hayata geçirilmesini sağlıyor. İşte bu temel umdeleri hayata geçirdiği zaman orada bir vahdet teşekkül ediyor. Ve tevhid anlayışı oraya hakim oluyor, o medeniyete. Ve o medeniyet bütün dünya medeniyetleriyle bağını kesmiyor. Yani bir Çin Seddi yok ortada. Arada bir set çekme yok. Hristiyanla da beraber yaşıyor, Yahudi ile de beraber yaşıyor. Değişik dinlerden insanlar da orada yaşıyorlar. Onları öldüreyim, yok edeyim ya da benim dinimi kabul edin, benim inancımı kabul edin gibi bir anlayışa da yer ver. Bunu da bütün medeniyet mensupları biliyor. Nitekim zor zamanlarda Müslümanlara sığınan herkes orada sığınak buluyor. Orada sığınak buluyor ve sığınak bulduğu gibi Müslüman ona bir de bağrını açıyor, merhamet imkanlar de, sağlıyor. Merhametle yaklaşıyor. Ve hem kendi medeniyetini yaşamasına imkan sağlıyor, hem de o memleketin kalkınmasına katkıda bulunuyor. Bakınız, daha evvel de sözünü ettik. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetti. Bu hafta fethin hocam, içerisindeyiz. O konuyu ben size soracaktım ama bir ara verelim mi? Tamam. Bence çünkü çok önemli hocam o fetih medeniyet, tevhidle ilgili. Ondan sonra inşallah devam edelim. Değerli izleyenler, kısa bir aradan sonra beraberiz. Değerli izleyenler, tekrar birlikteyiz. Bekir hocam, medeniyet mirasında tevhid medeniyeti olarak İslam'ı konuşmaya devam ediyor. Ben soru soruyorum, araya giriyorum. Bazen kendim yorumlar yapıyorum ama hocam güzel sohbetiyle bizi aydınlatmaya devam ediyor. Hocam, Fatih Sultan Mehmet demiştiniz. İslam medeniyetinde tevhidin ışığında, aydınlığında farklı düşünceden, inançlardan, kültürlerden insanların özgürlükleri çerçevesinde konuşuyorduk. Ve siz Fatih Sultan Mehmet örneği vermiştiniz. Tam Fethi da yeri haftası dolayısıyla oraya. Tabii, tam yeri ettim. Çünkü gerçekten de bu konuya da girmemiz de gerekiyor. Çünkü 29 Mayıs 1453 denildiği zaman İstanbul'un fethi ve İstanbul'un fethi üzerinden İslam'da
fetih anlayışı, fetih medeniyeti, bu da tevhide dayanıyor, tevhid medeniyetine dayanıyor. Hem İstanbul'un fetihle birlikte İstanbul'un Müslümanlaşması, İslam medeniyeti kapsamına girmesi, hem de bütün dünyada aslında yeni bir dönemin başlaması, özellikle de Batılılar için yeni bir, Batı medeniyeti için yeni bir dönemin başlaması. Çünkü Rönesans'ın başlangıcı, evet, diyorlar. Evet, başlangıcı. Bu önemli bir tez zaten. Bu çerçevede de görüşlerinizi almak isterim. Hem tevhidle ilişkili olarak bizdeki o gönülleri fethetme, insanların zihniyet dünyalarına, gönül dünyalarına hitap etme, burada İstanbul örneğinde de gördüğümüz gibi farklı inançtan insanların kendi dindaşlarını tercih etmek yerine Müslümanları tercih etmesi. Mesela Ortodoksların durumu çok somut bir örnek. Ne diyeceksiniz? Yani işte tam da bizim o konuştuğumuz Müslümanların tevhide, hani bazıları öyle diyor ya, tevhid işte sınırlandırır, özgürlüğü. Hayır, halbuki tam tersi. Özgürleştirir. Özgürleştirir. Çünkü Allah'tan başka hiçbir kimsenin, hiçbir şeyin tanrılığına ve tanrılaşmasına izin vermiyor bu. Ve hakimiyetine, hakimiyetine. Evet. Şimdi Ejder Bey, bir öz eleştiri yapmamız lazım. Hele bugünlerde daha çok yapmamız lazım. Biz fetih olaylarını hep kılıç kalkanlı savaş olayları olarak aktarmaya çalışıyoruz. Evet. Televizyonlarda bunun çok değişik örnekleri görülüyor. İyi şeyler olsun diye yapılan filmlerde bile bu öne çıkıyor. Yani bunu böyle bir anlayışla siz ne fethi insanlığa anlatabilirsiniz, ne tevhidi anlatabilirsiniz, ne İslam'ı anlatabilirsiniz, ne de Osmanlı'nın gücünü anlatabilirsiniz. Bu, yani ben şahsen olayı böyle değerlendiriyorum. Doğru mu yanlış mı bilmem. Ben de öyle düşünüyorum. Takdir izleyicilerindir. Ben de öyle izleyicilerindir. Ama fetih olayında, Fatih'in şahsında bunu çok mükemmel görüyoruz. Bu fetih münasebetiyle bunların anlatılması lazımdı. Yani Fatih dönemi bir İslam Rönesansı dönemidir. Yeniden İslam Rönesansı'nın canlandırılması, İslam'ın altın devrinin yeniden canlandırma faaliyetidir. Ve zaten İslam'ın da büyük bir hakimiyetinin, fütuhatının ortaya konduğu devirdir. Onun için fethi kılıçlı kalkanlı ortaya koymak yerine onun ilmi, fikri, ahlaki, insani ve medeni boyutlarının ortaya konması gerekir. Bize yaraşan da budur. Evet. Bunu ortaya koymalıyız. Çünkü gerçek de böyledir. Bir kere fetih, evvela şunu söyleyelim. İslam fütuhatının hiçbirisi kılıçlı fütuhat değildir. Toprak almak için, ganimet için de değildir. Ganimet yani, elde etmek için değil, insanları öldürmek için değil, mallarına el koymak için değil. Ha, bunlar yok mu? Yapanlar sonuç ama var. Bunlar toplum, başka bir şey. Toplumsal yani harekette bu tür şeyler, evet, monolitik olmaz. Yani tek tipe indirgeyemezsiniz. Değişik amaçlarla, yani innemel amalu bin niyat diyoruz. Ameller, evet, niyetlere göredir. Yani kim Allah rızası için hicret ederse Allah içindir. Kim bir kadın için veya mülk için hicret ederse o da onun için hicret etmiştir. Hadis-i şerifinde, evet, evet, buyurulduğu gibi. Fetih, gönülleri fethederek tevhidin, bu bizim saydığımız enginliklerinin insanların önüne serilmesidir. Onun için feth açmak manasına geliyor. Neyi açıyorsunuz siz? Yani kılıçla bir şey açmıyorsunuz. Siz gönülleri İslam medeniyetinin kapılarını insanlara açıyorsunuz. Evet. Evvela olayı bu noktadan bakmak lazım. Ve bu noktanın üzerinde daha da çok durmamız lazım. Şimdi fetihten evvel Bizans'a baktığımız zaman, Bizans fetihten önce hep Osmanlı'dan yana yer almaya çalışmıştır. Çünkü biliyordu ki
Osmanlı, daha doğrusu Müslümanlar onların dini inançlarına karışmayacaklar. Biraz daha geriden alalım. 1200 yılında Haçlılar İstanbul'a geldikleri zaman burada büyük bir birikim gördüler. Hazineler gördüler. Yani medeniyet eserleri gördüler. Bu ne zamandan kalmıştı? Ta Roma, yani İstanbul'un kuruluşundan, Konstantin'in kurduğu zamandan kalmış burada zengin birikimleri vardı. Şimdi kendi ülkeleri bunları talan etmişti. Çünkü barbar istilasıyla o dönemde Batı Roma neredeyse sıfırlanacak noktaya gelmişti. O kadar sıfırlanacak noktaya gelmişti ki bugün bizim Roma'dan muhteşem bir abide olarak seyrettiğimiz o şeylerin olunduğu yer, eski Roma'nın bulunduğu yer, affedersiniz, öküz ve inek tarlası adını alıyordu. Evet. Çünkü Hristiyan olduktan sonra Roma bu eski geçmişle alakalı bütün de şeylerini reddetti, yok etti, kabul etmek istemedi. Evet. Bunun için eski Roma'nın Kolezyum, yani şimdiki şeyle hatırıma geldi. Kolezyum ve çevresi sığır tarlasıydı. Orada sığır otlatılıyordu. Çünkü eski Roma'dan bir yerde Hristiyan olduktan sonra Batı Roma intikam almak istemişti ve orayı sığır tarlası haline getirmişti. Şimdi İstanbul hala bir geleneğini devam ettiriyordu. Buraya geldiler Haçlı orduları. İstanbul'daki bu ganimeti görünce aslında Kudüs'e fethetmek için gelmişlerdi. Yani onların derdi Kudüs'ü. Kudüs'e gitmekti. Buradaki rahatı, ferahlığı görünce dediler ki evvela burayı fethetmemiz gerekiyor. Zapt etmemiz gerekiyor. Evet. Ve burayı zapt ettiler. Ne yaptılar? Buranın bütün hazinelerini aldılar. Roma'ya, Venedik'e ve İtalya'ya götürdüler. Talan ettiler hocam ya. Talan ettiler. İnsanlara zulmettiler. İnsanlara da yani gelin eğer şey ya gireceksiniz bizim şeye. Bizim dinimize. Katolik. Evet. Katolik olun. Her şeyi bitirelim dediler. Evet. Bundan sonra İstanbul'un yerli halkı bunu gördü, anladı. Yapılan talanı anladı. Tabii bundan rahatsız oldular ve Katolisizme karşı, yani Roma papalığına karşı büyük bir tepki doğdu. Bunun için daha sonra Batı İstanbul'u, yani Bizans'ı korumak sevdasıyla defaat ile buraya heyetler gönderdi. Buradan heyetler de Roma'ya gitti ve orada konsiller topladılar. Bu konsillerde konuşmalar yapıldı. Dendi ki biz sizi destekleyeceğiz ama şey olun, Katolik olun. Papalığın üstünlüğünü kabul edin. Evet. Ortodoks dinini, mezhebini terk edin dediler. Ve bu İstanbul'un büyük bir kısmı, Bizans'ın büyük bir kısmı buna karşı çıktı. Bunu reddetti ve kendi geleneklerini devam ettirmek istediler. Böyle olduğu için Batı'nın niyetlerini iyi bildikleri için kime sığındılar? Osmanlı'ya sığındılar. Daha başlangıçtan itibaren Yıldırım Bayezid de dahil olmak üzere birçok Osmanlı şehzadesi, sultanı Bizans'tan gelin aldı. Bizanslı hanımlarla evlendi. Nilüfer Hanım bunlardan birisidir. Bugün Bursa'da kendi adını anan meşhur çayın bulunduğu Nilüfer Hanım bunlardan birisidir. Daha diğerleri de var. Şimdi böylece Bizans Katolik zulmünden kurtulup Ortodoks inancının devam etmesi için bir tek sığınağın Osmanlı olduğunu, Müslümanlar olduğunu çok iyi kabul etti, takdir etti. Fakat diğer taraftan Batı dünyası, Katolik alemi Bizans'ı Osmanlı'ya karşı tahrik etti. Bunlar sizin düşmanınızdır, dininizin düşmanıdır diyerek ama
Burası özgürlük getiriyordu. Orası baskı getiriyordu. Baskı getiriyordu. Evet. Hiçbir zaman için Osmanlı Bizans'ın şeylerini, hazinelerini talan etmedi. Alıp götürmedi. Hiçbir şekilde. Ama Bizans'ın hazinelerini kim talan etti? Haçlılar, talan ettiler. Aynı dinden insanlar yani. Evet. Yani evet. Şeyler, o zamanlar Katolik diyelim. Papalığın yani. Evet. Şey altında alan Katolikler. Evet. Şimdi fethiden kısa bir süre önce Bizans'tan buraya bir heyet geldi. Dedi ki fethi artık İstanbul'un etrafı tamamen evet. Türkler tarafından kuşatılmıştı. Artık İstanbul düşmek üzereydi. O zaman buraya bir heyet geldi. Dediler ki biz size destek olacağız, yardım edeceğiz. Bu şimdi bunu anlatınca birden aklıma neresi geldi? Şey geldi, Rusya ile şeyin Ukrayna. Ukrayna'nın durumu geldi. Ukrayna'ya da hep böyle yardım size edeceğiz dediler. Evet. Ne hale getirdiler evet. Durumu. Şimdi yalnız bir şartımız var. Katolik dinini kabul edin. Bir de Papa'nın hakimiyetini kabul edin. Papa'nın üstünlüğünü kabul edin dediler. Artık Bizans imparatorlarının başka çıkış yolu da yoktu. Bunu kabul etmek istediler. Bunun için İstanbul'dan İtalya'ya konsüle bir heyet gönderdiler. Evet. Konsüle giden heyetler arasında filozoflar vardı o zaman Bizans'a göre. Hı-hı. Felsefeciler, evet. Filozof demeyelim onlara. Felsefeciler vardı. Din adamları vardı, devlet adamları vardı. Bu konsül uzun süre devam etti. Artık orada Bizans'ın Roma'ya teslim olmaktan başka çaresi olmadığını düşündükleri için tamam biz kabul ediyoruz dediler. Buradan bir heyet son günlerde yani İstanbul'un etrafının koşatıldığı günlerde bir heyet yine İstanbul'a geldi. İstanbul'da gelin bu üstünlüğü resmi olarak imzalayın, ilan edin ve böylece size yardıma koşalım dediler. Yani o zamanki henüz genç bir papaz olan daha sonra Fatih tarafından İstanbul'un İstanbul'a patrik olacak atanacak olan papaz bugünkü Zeyrek Kilisesi'nde. Zeyrek'teki kilise o zaman büyük bir Ortodoksluğun merkezi eğitim kurumuydu. Oradaki odasının kapısına şöyle bir yazı astı. Bedbaht Bizanslılar dedi. Atalarınızın dinini bırakıyor, Romalıların dinine dönüyorsunuz. Asla bunu kabul edemem dedi. Kimdi bu papaz, bu genç papaz? Genadius'tu. Evet. Bu Genadius'u iyi incelediğimiz zaman onun kısmen Arapça bildiğini, İbn-i Rüşd'ün, İbn-i Sina'nın eserlerini okuduğunu ve bunların tesirinde kalarak batılı din adamlarına yani Saint Thomas'a ve Büyük Albert'e karşı fikirler geliştirdiğini görüyoruz. Hmm. Evet. Bu Genadius buna tamamen karşı çıktı. Türklere Katolik serpuşunu görmektense evet. Türk serpuşunu görmeyi tercih ederim diyen pek çok insan evet. Onun etrafında toplandılar ve Bizans'ı İstanbul, Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetti. Fethettikten sonra Ayasofya'ya gitti. Ve Ayasofya'da namazı kıldıktan sonra, cuma namazını kıldıktan sonra dedi ki, ey Bizanslılar bundan sonra serbestsiniz. Dininizde serbestsiniz, patriğinizi atayacaksınız, dini hayatınızı yaşayacaksınız. Bizimle işbirliği içerisinde bu hayatı devam ettireceksiniz dedi. Kalkıp da onlara demedi. Gelin Müslüman olun, Müslüman olmazsanız sizi buradan atarım,
yahut öldürürüm demedi. Evet. Demedi. Demedi ama şimdi hemen biraz gerilmiş geçmişe gidelim. Ferdinand'la Isabella, yani evet. Ferdinand, İspanyol kraliçesi Ferdinand'la Isabella evlenip de güçlerini birleştirince Granada'yı zapt ettiler. Granada'yı geldiler, aldılar. Granada'da bir sözleşme yaptılar. Granada halkıyla. Yazılı bir sözleşme yaptılar. Sizin dininize dokunmayacağız dediler. Dediler ama Granada'yı alıp teslim aldıktan sonra bu son Granada emiri böyle Granada'nın tepeden Granada'yı gören bir yer var. Oraya çıktı ve ağladı. Buraya bugün oranın adı El Suspiro, El Suspiro Arap. Arap yani Arap'ın ağladığı yer diye halen orası meşhurdu. Evet. Ben gittim oraya da çıktım. Evet. Şimdi Granada'yı aldıktan sonra ilk yaptıkları iş ne kadar cami varsa yıkmak, ne kadar kitaplar varsa meydana döküp yakmak oldu. Şimdi şey bunu Nietzsche büyük bir filozof. Her ne kadar ateist ise de büyük bir filozof. Nietzsche diyor ki kilise temizliğe karşıdır diyor. Her türlü temizliğe karşıdır diyor. Müslümanlardan Granada'yı aldıkları zaman 200 tane hamam vardı Granada'da diyor. Yani banyo yapılacak yer vardı camilerin etrafında, evet, değişik yerlerde. Yaptıkları ilk iş bu hamamları yıkmak oldu diyor. Yani kitapları yakıyor, hamamları yıkıyor ve sonunda Müslümanlara bir müddet sonra ne dediler? Ya burada kalacaksınız, dinimizi kabul edip Hristiyan olup burada kalacaksınız yahut da terk edip gideceksiniz dediler. Şimdi aradaki şeyi bir kıyaslamak Yahudilere lazım. Yahudilere de aynı şeyi söylediler. Aynı şey Yahudilere de aynı, evet, şeyi söylediler. Medeniyetten ama tamamen uzak. Avrupa'da da öyle hocam, Batı'da da. Sonra buradan banyolar, temizlik çok vesaire. İlginç yani bir çok, şey var evet. Ejder Bey. Buradan kaçan insanlar gemilerle bir kısmı İstanbul'a, şey yani, Osmanlı topraklarına taşındı ama çoğunluğu Tunus, Fas ve Cezayir'e taşındı. Müslümanlar kucak açtı onları. Oralar yakın olduğu, evet, için onların bu tarafa gelmek isteyenler çok az oldu. Bize gelenlerden bir kısmı hala bugün onların çocukları yaşar. Marmaris ve civarında olan yerlerdedirler. Evet. Onlar, evet, hatta biraz da tenleri esmer olduğu için onlar hemen fark edilir. Evet hocam. Şimdi şeyden İspanya'dan bu Müslümanları bu şekilde kovduktan sonra buradan kaçanların bir kısmı da şeye gittiler, Yahudilerle Müslümanlar Fransa işlerine, Avrupa'ya gittiler. Fransa işlerine gittikleri zaman gidip o şehrin kenarında çadırlar kurdular. Başka şeyleri yok, ev yok adamcağızların. Çadırlar kurup yaşamaya başlayınca bir müddet sonra şehir halkı buna karşı çıktı. Böyle şey olmaz. Bunlar kötülük getiriyorlar. Bizim için sıkıntı sebebi dediler. Ve o yıl işin garibi bir kuraklık oldu Güney Fransa'da. Yağmur yağmadı, kuraklık oldu. Şimdi kuraklık olunca Güney Fransa'daki o gelen yabancıların bulunduğu şehirdeki insanlar bunun sebebini araştırdılar. Ne buldular sebebi biliyor musun? Bizim yurdumuza Müslümanlar gelmiş, yerleştirmişler. Onların yüzünden Allah bize bu belayı verdi, kuraklığı verdi dediler. Bunu demekle de yetinmediler. Şehir meclisinin defterine bunu yazdılar. Bugün biz o yazıyı görüp okuyabiliyoruz. Müslümanlara zulmettiler. İşte onları yani oradan... Şimdi, evet, orada böyle yaptılar. Oradan yani şeye gönderdiler. Nedir onun adı? Avrupa'ya gidenlere de böyle yaptılar. Fatih ne yaptı? Burada Ermenileri getirdi. Hala bugüne kadar yaşadıkları olan, evet, İstanbul'un şehrine, Kumkapı tarafına Ermenileri yerleştirdi.
Oradan gelen Yahudileri Edirne'ye yerleştirdiler. Daha sonra 2. Evet. Bayezid zamanında evet. İspanya'dan geleni. Şimdi bir de buradaki Yunanlılara hiçbir şey yapmadılar. Hatta aksine evet. Ne yaptı? İstanbul'un fethini gören bazı Bizanslı düşünürler, filozoflar korkularından İtalya'ya kaçtılar. Daha doğrusu kaçmadılar. Bunları tarih, bu konular hep tarihte doğru anlatılmıyor. Evet. Bunlar konsül için zaten Ferrara'ya, Roma ve Ferrara içi gitmişlerdi. Konsülden geri dönmediler, orada kalmak istediler. Evet. Evet. Fatih bir müddet sonra oraya bir heyet gönderdi. Ve o heyeti İstanbul'a çağırdı. Onlar Bizanslı bilginlerdi. O Bizanslı bilginleri buraya çağırdı ve onlara imkanlar tanıdı. Latince eserleri, Yunanca eserleri tercüme ettirdi, tercüme ettirdi. Hatta eser yazmalarını sağladı. Evet. Bunlardan da Gennadius zaten gitmemişti. Buradaydı, o karşıydı. Yani kiliselerin birliğine, Ortodokslukla Katolikliğin birliğine karşıydı. Karşı olduğu için gitmemişti. Diğer filozoflar geldiler burada. Fatih'in hizmetinde Topkapı Sarayı'nda çalıştılar. Topkapı'da bir yığın Yunanca eserleri ne yaptılar? Telif ettiler. Yani bir nokta daha var orada söyleyeceğim. Evet. Fetih'ten evvel eski Yunan felsefesi de yasaktı. Daha evvel bunu konuştuk. Evet. Bizans'ta Yunan felsefesi aşağı yukarı 450 yılından 390 yılından itibaren yasaklandı ve Justinianus ise son felsefe okulunu kapatarak burada felsefe Yunanca bilenlerin sayısı azaldı. Garip diyeceksiniz, nasıl aldı? Azaldı çünkü Yunanca'nın 3 lehçesi vardı. Bir Atika lehçesi, bir klasik Yunanca, eski Yunanca, bir de İstanbul Rumcası. İstanbul'dakiler İstanbul Rumcasını biliyorlardı ama diğer iki lehçeyi bilmiyorlardı. Çünkü burada o yasaklanmıştı. Eflatun'un eserleri, Aristo'nun eserleri eski Yunanca ile yazılmıştı. Evet. Dolayısıyla burada kendi dillerini dahi anlayamayacak hale düşmüşlerdi. Bunun yanı sıra, buna ilave, yine İtalya'da bu şeyden Platon ve arkadaşlarının İtalya'ya gitmesiyle birlikte İtalya'da ilk defa Yunanca dersleri vermeye başladılar. Bakın kaç senesinde? 1450 senesinde evet. İlk defa Yunanca eserleri, dersler vermeye başladı. Yunanca öğrenimini Roma'da yasaklamıştı. Roma'da Yunanca'ya yasak koyuyordu. Dolayısıyla şimdi bütün bunları arka arkaya sıralayıp bir değerlendirmeye tabi tuttuğumuz zaman ortaya çıkan şu. Eğer Türkler olmasaydı belki de bugün Ortodoksluk çok dar bir muhite yayılacaktı. Evet. Belki sadece Rusya'da kalacaktı. Belki de orada da kalmayacaktı. Çünkü buradaki Ortodoksları yok ettikten sonra Roma Katolik Kilisesi oraya da gerekli adımları atacak, girişimlerde bulunacak. Yani bu tabii ki Müslümanların aslında işte, tevhid medeniyetinin bir şeyi bu. Nasıl bir medeniyet olduğunu biz buradan gayet açık olarak, fikri olarak bunları sıralaya getirdik. Bunu aynı zamanda fethin manasının ne olduğunu da ortaya koyduk, koymaya çalışıyoruz. Fetih, inna fetahne aleke fethan mübina. Fethi mübin, açıklayıcı bir açılış. Evet. Her şeyi, yolları açan, her şeyin önünü açan bir şey. Onun için fetih bir saldırı değil, bir gaza da bir saldırı değil, bir savaş değil. İnsanların özgürlüğe kavuşmasının önünü açan sınırları olabildiğince genişleten bir hareket. Anlayış. Hocam şimdi biz bunu bu boyutuyla vermiyoruz.
silah boyutuyla, asker boyutuyla, savaş boyutuyla veriyoruz. Evet. O zaman da insanların gözünde İslamiyet bir savaş dini haline geliyor. Savaş boyutu bu siz bahsettiğiniz hususların çok çok gerisinde kalan, çok küçük bir yer tutan bir boyut. Tabii, zaten İslam hiçbir zaman için savaşı teşvik etmemiştir. Evet. Sulh'ta hayır var. Zorunlu durumlar savaşı getirmiştir. Mecbur başka şey yok. Savaşmıştır. Evet. Hocam şimdi tam işte bununla ilgili bu bağlamda İslam'ın tevhid medeniyetinde Müslümanların bu fetih örneğinde de gördüğümüz gibi Müslümanların zorunlu olarak tarihin öznesi olması, zamanın öznesi olması meselesi. Özne olmak önemli. Onun için aslında tevhidin en önemli boyutlarından biri bence tarih boyutu ve zaman boyutu. Yani biz burada tevhid inancımız gereği tarihin öznesi olmak zorundayız. Bütün o İslam'ın altın çağlarında bu olmuş. İşte İstanbul'un fethinde bu olmuş. Yani orada siz bütün çeşitliliğiyle kendi iradenizi ortaya koyarak hangi din mensubu olursa olsun onlarla ilgili düzenlemeyi, onlarla ilgili organizasyonu da siz yapıyorsunuz. Bakın yani bütün bir dünya ile irtibat halinde gözünüz, ufkunuz, her şeyiniz açık. Her yeri gören, yani dünyayı kastediyorum, yani dünyada her olaya tanıklık eden, Kur'an'ı anlamda söylemek gerekirse şehadet eden ve hiçbir şeye bigane kalmayan bir anlayış. Dolayısıyla bu tarih ilkesi, tarih boyutu konusunda neler söylersiniz? Yani tevhid açısından bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bugünün dünyasına baktığımızda bugün Müslümanların da bu konu üzerinde çok çok düşünmesi gerekiyor. Çünkü bugün birçok şeyi ne yazık ki biz belirleyemiyoruz. Bizim dışımızdaki güçler belirliyor. İşte sizin biraz önce söylediğiniz Rusya'nın Ukrayna saldırısı da buna bir örnek. Afganistan buna bir örnek. Irak buna bir örnek. Suriye buna bir örnek. Yani Afrika'da birçok olay yani buna örnek. Uzak Doğu'da meydana gelen olaylara bakıyoruz. Dolayısıyla bu bağlamda neler söylersiniz? Yani tarih çünkü zaman çok önemli hocam. Çok hayatı yani. Şimdi tevhid inancının bize sağladığı o çok muhteşem, çok sistemli, çok tutarlı, çok bütüncül yapı ister istemez bizi tarihe damgamızı vurmaya sevk eder. Evet. Yani tarihin öznesi, sizin tabirinizle öznesi olmak zorunda bırakmaktadır. Çünkü siz eğer zamanı değerlendirmezseniz, gününüzü değerlendirmezseniz, hayatınızı değerlendirmezseniz bir müddet sonra zaman dışına itilirsiniz. İşte bu çok önemli, güzel bir şey. Evet. Gerçekten öyle. Zaman dışına itilirsiniz. Evet. Zamanın dışına itildiğiniz zaman artık yeniden hayatiyete kavuşmanız oldukça zor. Yani Arapçada şey var ya hocam, irapta mahalli yoktur. Cümlenin grameri içinde yeriniz olmuyor yani gerçekten. Size kimse itibar etmiyor. Sizin sözünüz... Bunun çaresi ne? Evet. Bunun çaresi tevhid medeniyetinin gereklerini yerine getirmek. Yani bir medeniyet bize ne gerek, bir medeniyette ne bulunması sorumluluk varsa... Sorumluluk yüklüyor size yani. Bunların size. Hepsini evet. Yerine getirmek ama... Bir günde getirmeyeceksiniz. Yani getirdim bugün iş bitti yok. Sürekli yürüyüş, sürekli koşu, bitmeyen bir koşu. Yani bir proses, bir süreç var orada. Yani süreç var. Devamlılık var. Ve bu süreci devam ettirmek devam zorundasınız. Devam ettirmek var. Evet. Siz üretkenliğinizi yitirirseniz, yeni şeyler ortaya koyamazsanız, zamanın ruhunu yakalayamazsanız, zamanın ruhunu yakalamak çok önemli. Zamanın ruhuna hitap edemezseniz, damgasını vurmazsanız, zaman ruhuna damganızı vurmazsanız, ona evet. Hitap edip zamanın ruhunu şekillendiremezseniz evet. Siz zamanın dışına itilirsiniz. Yani anakronik olursunuz. Evet. Anakronik olan toplumların gücü, hayatiyeti olmaz. Bu tevhid bize onun için anımızı değerlendirmeyi, bırak zamanı, anımızı değerlendirmeyi öngörmektedir. Bunun için ben çok severim. Mevlana'nın bir sufi tarifi var. Biz sufi denince işte
hayattan el çekmiş, hiç çalışmayan, devamlı zikreden, oturan insan sofu halkın tabiriyle anlayışı yaygın. Bireysel kalan ha. falan diye bakıyor. Halbuki, evet. halbuki işte öyle değil pratik. Mevlana ne diyor? Sufi İbnül Vakt Bahşet ey refik. Ya, ey dostum. Sufi vakt vaktin çocuğu olacak. Ey refik. Yani anakronik olmayacak. Vakti zaman dışı değerlendiren, olmayacak. Evet. Vaktin her anını, zamanının her anını değerlendirecek. Her anını değerlendirdiğiniz zaman ister istemez zamana siz hakim olursunuz. Zamana hakim olan mekana da hakim olur. Mekana hakim olmak sadece bir yeri zapt etmekle yetmiyor. Mülkiyet değil yani. Mülkiyet değil, bir yeri almak, zapt evet. etmekle orayı şey etmiyorsunuz. Zamana hakim olup yani orayı aldıktan sonra gereklerini de yerine getireceksiniz. Ve onu elde tutmanın yollarını da bulacaksınız. İşte bu da bir süreç. Fetih süreci işte böyle işliyor. Fetih süreci önce zamana hakim olan, zamanı hayatının en büyük önemli bir parçası sayan mümin, müminin şahsiyetiyle ortaya çıkan ve sonra mekana hakim olan ve zamana mekana hakim olduktan sonra da bütün kainata hakim olan bir anlayışı getiriyor. Evet hocam. Tevhid anlayışı. Bunun için biz şunu vurgulayalım. Çok 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 vurgulamamız lazım. Biz sadece kendimizden sorumlu değiliz. Biz sadece memleketimizden sorumlu değiliz. Biz bütün insanlıktan sorumluyuz. Cenab-ı Allah ne diyor estağfirullah? Küntüm hayre ümmetin uhricet linnas. Siz insanlık için ortaya çıkarılmış ümmetlerin en hayırlısısınız. Bakınız biz dolayısıyla Müslüman zamanı değerlendirecek, mekanı kuşatacak ve bütün insanlığa hizmeti gaye bilecek, bütün insanlığı yönlendirecek, bütün insanlığa egemen olacak evet. bir durumda olmalıdır. Bunu kaybettiğimiz zaman yani bu zaman mefhumunu kaybettiğimiz zaman mekanı elimizde tutsak da bir manası evet. kalmıyor. Bu bakımdan tarihi bir vaka olarak algılamalıyız. Yine bizim öz eleştiri yapmamız gerekirse en çok sıkıntılı taraflarımızdan birisi de tarihe çok koşuyoruz. Tarihi çok bağrımıza basıyoruz. Tarihin büyüklüklerini, anlamını, özenini anlatıyoruz. Ya bu bugüne ne söylüyor? Yani bundan 300 sene önce, 500 sene önce, 450 sene mi önce? Fethi. 500 küsür çok. 500 küsür. 500 mü? Fethin evet, kaçıncı çok, yılındayız? Çok hocam 500 küsür. 500 sene önce Fatih burayı fethetti. Burada ne ortaya çıktı? Bunun anlamını ortaya koymamız lazım. Ve bu anlamı bugün biz neler yapabiliriz şeklinde ne yapmamız lazım? Güne taşımamız lazım. Güne taşıdığımız zaman geçmişin olayı bugünün olayı haline gelir. Evet. Geçmişi övünmek için vesile kılmamamız lazım. Evet, övünülecek tok taraflarımız var ama yetmez. Bugün biz ne yapıyoruz? Hocam, ne yapacağız? Hedefimiz ne, gayemiz ne? Bunları bütün açıklığıyla ortaya koymamız lazım. Yani zamanın dışında kalmayan, tarihin öznesi olan tarihten ders çıkarır. Kendisi tarih yapar, tarih yazar. İşte zaten şey bu. Zamanın öznesi olan evet. Veya tarihin içinde yer alan tarihi de inşa eder. İnşa eder. Şekillendirir evet. ve tarih ondan sonra onun şekillendirdiği yönde akışını devam ettirir gider. Hocam şimdi tabii bu zaman da ilerliyor güzel bir şekilde. Tarih boyutunun dışında baktığımızda bilgi boyutunu görüyoruz. Metafizik boyutu var. Ahlak boyutu var. Toplumsal düzen, ümmet, aile, siyasi düzen boyutu, ekonomik boyut, dünya düzeni boyutu, evrensellik ve dünya düzeni ve estetik boyut. Estetik boyutu geçen programda konuştuk. Epey evet. konuştuk. Ahlakı da konuştuk. Ahlakı da konuştuk. Fakat burada hem bir bütün olarak siz zaten öyle bakıyorsunuz. Bir taraftan bütün olarak giderken bir taraftan da tarihin öznesi olmanın bir şeyi var,
bir gerektirdiği bir boyut var özellikle. Bu da bilgi boyutu. Yani evet. Tevhidde çok önemli bir boyut. Bu noktada neler söyleyebilirsiniz? Yani bilgi, çünkü gerçekten bilgi güçtür. Bilgi bir aslında kuşanmadır, bir donanımdır. Bilgi aslında sorumluluk ifadesidir aynı zamanda. Bütün bunları düşünerek neler söyleyebilirsiniz? Şunu deriz. Bilgi olmadan tevhidi anlamamız mümkün değil. Evet. Öncelikle buradan işe başlamamız gerekir. Çünkü aklı olmayanın dini de yoktur. Evet. Biz, meşhur bir sözdür, hadis olarak da söylenir. Men la akle lehu la dine lehu. Dolayısıyla mesuliyet akla yönetilmiştir. Aklın göstergesi nedir? Bilgidir. Bilgi ve bilimin geliştiği çağlarda siz zamana da hükmediyorsunuz, mekana da hükmediyorsunuz. Bilginin, bilimin kaybedildiği dönemlerde siz zamanı da kaybediyorsunuz, mekanı da kaybediyorsunuz. Evet. Böyle olduğu için tevhidin öngördüğü hususlardan birisi bilgi ve bilim. Burada diğer, tabii bilgi üzerine çok konuşulur. Onunla fazla şey yapmadan şunu söyleyelim. Bilgi, burada bir Allah'ın bilgisi var. Bir de insanın bilgisi. Yani bir yaratıcının bilgisi var. Bir de yaratılanın bilgisi var. Yaratıcının bilgisi mutlak. En mükemmel ve en kapsamlı. Her şeyi bütüncü, ihata eder. İhata kuşatır. Eden evet. Bir bilgi. Yaratılanın bilgisi sınırlı. Ama bu sınırlılık içerisinde de çok önemli dinamik unsurların yer aldığı bir sınırlı bir potansiyel güç. Ve çok büyük, geniş bir alan aslında. Geniş bir imkan. Yani geniş bir geniş imkan. Bir imkan. Evet. Şimdi yaratılan şunun kendi bilgisini her şeyin ölçüsü haline getirmek yerine yaratıcının bilgisini elde etmenin yollarını bulmak zorunda. Yaratıcının bilgisini elde etmek için illa din adamı olmaya gerek yok. Bir doktor tıp alanında insan bedeninin mekanizmalarıyla ilgili konularda bilgisini geliştiriyorsa veya bir yeni şeyler buluyor, yeni şeyler ortaya koyuyorsa bu aynı zamanda yaratıcının oraya yerleştirdiği kanunları, kuralları tanıma, bilme anlamında İlahi bilginin bir parçası haline geliyor. Çünkü ilahi bilginin iki boyutu var. Bir vahyi metlu, bunu daha evvel de söz ettik. Okunan vahiy, yani Kur'an'da anlatılan ilahi bilgi. İlahi emir, ilahi buyruklar. Bir. İkincisi tabiata yerleştirilmiş olan. Bu tabiat dağlara, taşlara, insan vücuduna, canlılara, ağaçlara, neyse bütün varlıkların içerisine yerleştirilmiş olan bilgidir. Yaratılan önce kendi nefsine, sonra çevresindeki bilgilere ulaşmak için gerekli çabayı sarf edecek ve bunu yaparken şöyle bir egoizme de kapılmayacak. Ben her şeyi bilirim. İnsan bilgisi her şeyi kuşatır. Artık tamam, bildik. Başka bir gücün bilgisine ihtiyacımız yoktur diyerek böyle bir küstahlığa da girişmemek. Tekebbüre, kibre bürünmeyecek. Nitekim, vallahu e'lemu bi muradihi diyecek yani. Evet. Nitekim Gagarin diye bir Rus astronot vardı. İlk Rusya'dan füzeyle Ay'a gidenlerden. Gagarin gitti geldi ne dedi biliyor musun? Gittim geldim gökyüzünü dolaştım ama Tanrı'ya rastlamadım, öyle bir şey yok dedi. Bak şimdi, senin gittiğin yer, ay, kainatın içerisinde sana en yakın olan yıldız parçası. 100 milyon sene, 50 milyon sene ötede de yıldızların olduğunu bugün bize bilim veriyor. Ona şunu demek lazım. Demek ki bilgiyi, ilahi bilginin içerisinde, nedir, kontrolü denetimi içerisinde, evet.
kullanmak zorundayız. Yani o nereye gittiğini de bilmiyor hocam. Yani tabii o da bir başka bir boyut. Yani nereye gittiğini aya bugün artık şimdi evet. Şirketler ayağa adam götürüyorlar. Evet. Yani o hale geldi. Bu 1968'lerde evet, falandı. Evet. Gagarin o zaman. Evet. Yok ondan sonra 69'larda falandı. Hocam şimdi ben bilgiden bahsederken şunu da söyleyip diğer konuya geçeceğim. Burada İslam medeniyetinin ayırt edici özelliği, temel esası tevhid. Hakikaten ve bu gücü o İslam'ın altın çağlarında bunu kazandırmış ve bu kadar büyük bir medeniyeti Müslümanlar kurmuşlar tevhidle. Bu bilgiyle ilgili olarak da batılı medeniyet araştırmacıları ve pek çok bilim insanı da İslam'ı tanımlarken İslam medeniyeti bilim medeniyetidir. Bilgi medeniyetidir ve İslam medeniyetinin ayırt edici özelliği olarak bu bilgiyi koyarlar. Evet. Rosenthal başta olmak üzere. Ediyor. Rosenthal da ediyor. Başkaları da var hocam. Başkaları da var. İsmi şu an aklıma gelmedi. Dolayısıyla bu önemli gerçekten. Bunu da bize medeniyet anlamında tevhid bu bilgi anlayışında bize kazandırıyor. Bununla bağlantılı olarak yine bence bilgiye bağlı. Yani aslında bütün bu boyutlar bir bütün olarak tevhidi bize veriyor. Birbirinden ayıramıyoruz zaten ama bu şekilde tahlil ederek daha sonra ancak senteze ulaşabilir ve bunların hepsini bir araya getirebiliriz. O yüzden tabii bu önce şekilde analiz, bir çözümleme. Sentez. Evet. Dolayısıyla burada bilgi gene bilgiye dayalı olarak bir metafizik boyuta geçiyoruz. Yani metafizik bir boyut var. Bu yine hem tabii bir taraftan imanla ilgili ama bir taraftan da bilgiyle alakalı. Yani yaratıcıyla, Allah ile yaratılan arasında bir ayrıma gitmek. Bu noktada ne diyeceksiniz? Zannıyorum bunu biraz daha evvel konuştuk ama tekrar biraz daha açıklık evet. Getirmemiz gerekirse, tevhid anlayışının getirdiği en önemli unsurlar birisi bu. Evet. Maddi alemle maddi olmayan alem arasında bir ayrım yapıyor. Yahut şuhud alemiyle gayb alemi arasında bir ayrım yapıyor. Yaratıcıyla yaratan arasında bir ayrım yapıyor. Ve bu ayrımı bütünüyle bir metafizik sistemin de temeli haline getiriyor. Şimdi Allah hiçbir şeye benzemez. Eşi ve benzeri yoktur. Onu nasıl tasavvur edersek o bizim tasavvurumuzun dışındadır dediğimiz zaman şöyle bir paradoksla da karşılaşıyoruz. Demek ki haşa Allah yok diyebilir birisi. Evet. Halbuki bu paradoksu aşabilmek için yani Allah ilah yoktur. La ilahe illallah'ın ilah yoktur'u böyle bir paradoksu getiriyor. İllallah dendiği zaman yalnız Allah vardır dediğimiz zaman Allah bütünüyle varlığın özünde, varlığın temelinde yer alıyor. Bu ama aynı zamanda ahlak aslında boyut. Bu aynı İnsanın zamanda ahlaki duruşunu ahlakı tabii. Etkiliyor. Ama bu bir başka şeyi getiriyor. Fizik dünyayı, görülen dünyayı, maddi alemi gayri maddi olan bir gücün hakimiyetine teslim etmek. Şimdi maddi alemi, maddi gücün hakimiyetine hemen hemen bütün kadim medeniyetler aynı şeyleri söylüyorlar, yapıyorlar. Ama Allah'ı maddi bir nitelikten ki biz bunu daha evvel de söyledik, tecsimden, cisim haline gelmiş, teşbihten, temsilden uzaklaştırarak ondan sonra onun mücerret bir yapıya kavuşturulmuş olması ve bunun üzerine sonunda bire irca edilmiş olması, teke irca edilmiş olması bu İslam'ın ve İslam medeniyetinin en karakteristik özelliğidir. Dolayısıyla burada artık metafizik boyutu, olayın metafizik boyutu doğrudan doğruya insana bırakılmıştır. Yani insan anlayarak, bakarak varlığın görülmeyen tarafını da keşfetmeye çalışıyor. Yani dünyadaki düzenliliği ve amaçlılığı, gayelliği de gördüğü zaman aynı zamanda yine yaratıcının o sizin işaretlediğiniz zaten onların hepsi evet. Fizik alemdeki evet. Bu düzenlilik, nizam ve intizam
nizam delili diye Allah'ın varlığı evet. hakkında bir delil kelamcılar hep irad ederler. Dolayısıyla burada ilahi gücün maddi alanın dışında metafizik bir güç haline gelmiş olması onu artık putlaştırma, beşerileştirme, insan şekline çekme durumundan uzaklaştırmakta ve böylece bir Allah her şeye gücü yetiyor, mutlak ama benim gördüğüm şekillerden hiçbirine de benzemiyor, beğenmiyor. Şimdi bunu Hristiyanlar bu noktada İslam'a çok itiraz ediyorlar. Evet. Diyorlar ki sizin bu tevhid, tecrid, tenzih ve tevhid çerçevesinde telakki ettiğiniz bu Tanrı anlayışı aslında insanı tatmin eden bir şey değil diyorlar. İnsan bundan hoşlaşmaz. Neden? Bilinmeyene irca etmiş oluyorsunuz diyorlar. Evet. Biz diyorlar Tanrı'yı Tanrı'nın oğlu aracılığıyla yani bizim gibi bir insan olan İsa aracılığıyla Tanrı'yı tanıyoruz. İsa bir Tanrı bizim nazarımızda. Dolayısıyla bu bizim için garip bir şey değil. İnsan yücelince, yükselince, bir takım arınmalardan geçince ilahlaşır, tanrılaşır diyorlar. Bu ilahlaşma, teellüh anlayışı bizim bazı İslam tasavvuf geleneğine de girmiştir. Ve hatta Allah'ın ahlakıyla ahlaklanınız hadisinden hareketle böyle bir anlayışa girilmiştir. Ama İslam bunların hepsini teşbihi, çünkü sıkıntı, gelecekteki sıkıntı nereden doğuyor? Teşbih, temsil ve teçsimden. Evet. Yani benzetmeden, örneklemeden ve cisim haline dönüştürmeden geliyor. O zaman için, işte o zaman siz Tanrı'nın heykellerini yapıyorsunuz. Yahut bir takım sembolleri Tanrı haline getiriyorsunuz. Onun için Hristiyanlar evlerinde haça gerilmiş bir İsa şeyini Tanrı İsa figürünü evet, Tanrı. İsa şimdi, figürünü yapıyor. İnsan evet. şeklindeki Tanrı Tanrılık vasfının tamamen dışında bir Tanrı'dır. Ha, onlar diyorlar ki biz Tanrı'yı insanlaştırmıyoruz ama İsa Tanrı'dan doğmuş bir Tanrı oğlu Tanrı'dır diyorlar. Ne oldu? Hocam onu da izah edemiyorlar. Ruhul Kudüs'ü de izah edemiyorlar. Şimdi o güya kolaylaştırıcı evet. diyorlar ama Ruhul Kudüs'ün de ne olduğunu sorduğunuzda hakikaten Hristiyan teologlar ve felsefeciler bu konuyu izah etmekte zorlanıyor. Yani, çok ciddi. Theodokos, Tanrı doğuran ana evet. Hazreti Meryem. Tabii. O da bir problem. Meryem yani Tanrı mı değil mi? Bir de o tartışma giriyor. Evet ve cevabı yok. Theodokos, Tanrı doğuran ana. Tanrı'yı doğuruyor ama kendisi Tanrı değil. Bu nasıl bir şey? Evet. Evet. Bunlar bu şeylerin, dinlerin farklı zaman içerisinde ama İslam'ın kuşatıcılığı çok ama net bir şekilde anlaşılıyor gerçekten. Ama biz burada tevhidi göz önünde bulundurmak evet. zorundayız. Öbürlerinin eksikliklerini, yanlışlıklarını saymamıza gerek İslam'ın, yok. İslam'ın biz kendi anlayışımızın bütünsel bir şekilde insanlığın önüne koymak mecburiyetindeyiz. Yani tevhid gerçekten hem anlaşılır hem de hiçbir tereddüde mahal bırakmayacak şekilde net bir başka inanç bir şey biçimi. Daha var ama. Onu da ortaya koymak lazım. Unutmayalım. Evet. İnsanı rahatlatıyor. Evet. Rahat bir anlayış. Nasıl rahat bir anlayış? Sizi heykellerin, putların, temsillerin önünde eğilmekten uzak tutuyor. Yani özgürleştiriyor zaten. Yani orada özgürleştiriyor ve şahsiyet kazandırıyor, ve güven veriyor size. Kendinizi çok özgür, evet. özgüven sahibi, rahatlıkla her konuyu tartışan, eden bir insan konumuna geliyorsunuz. Böyle gelince başkalarının yanında esir durumda değilsiniz. Başkalarının mahkumu değilsiniz. Çünkü bütün güç Allah'ın olduğuna göre onların bana gücü yetmez diyorsunuz. Dolayısıyla insana ayrı bir kimlik ve şahsiyet kazandırıyor tevhidin. Tevhidin bu güçlü yanı insanı rahatlatıyor. Ya Tanrı acaba bir mi, üç mü? Acaba biz bu dünyaya günahkar mı geldik? Acaba bu dünyada Tanrı kendimizi kurtarmak için vücudumuza işkence mi yapmalıyız?
azap mı çekmeliyiz? Mağaralara mı çekilmeliyiz? Sürekli. Ha, evlenmemeli miyiz? Hayatın nimetlerinin hepsinden uzak mı kalmalıyız anlayışının hepsini ne yapıyor? Bir ceffel kalem siliveriyor. Diyor ki insan tek bir Tanrı'nın kuludur ve insan Allah'ın emrini yerine getirmek üzere bu dünyaya gönderilmiş bir mahluk. Yani görünmeyen ve görünen bütün güçleri Allah'ın dışında Tanrı olmaktan tamamen çıkarıyor. Mukaddes olmaktan çıkarıyor. Ve çok etkili olmaktan da çıkarıyor. Şimdi bakınız eskiden çok yaygındı. Karanlık yerlerden insanlar korkardı. Buradan işte şöyle cinler, şöyle periler, şöyle şunlar çıkıyor diyerek. Onun dışında bir takım insan şeyleri ilahlaştırırlar. Hatta onları şeyleştirirlerdi, güç haline getirirlerdi. Evet, evet. Ama biz bugün, yani bugünün insanı bunları aşmaya çalışıyor. Ne kadar aşıyor bu da ayrı, onun üzerinde ayrı tartışırız. Evet, evet, evet. Fakat gerçek bir medeni insan hür, evet, özgür ve özgürlüğünü yaşayan, yaşadığının da farkında ve bilincinde olan insandır. Hocam çok teşekkür ediyorum. Bu programımızın da sonuna geldik. Değerli izleyenler, haftaya görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.